Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda en çok sorduğunuz soruyu nasıl e-sporcu olunur sorusunu cevapladık. Bugün de Türkiye neden yurt dışında bu kadar başarısız oluyor? Yani neden bir yerlere varamıyoruz? Aslında çok iyi takımlar çıkarıyoruz ama bir türlü grup aşamasında tökezliyoruz ya da grup aşamasına kalamıyoruz vesaire. Bugün yanımda DP'nin koçu ve DP'nin midi ve DP'nin eski midi ben. Linux ve Saez var. Onlarla bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet arkadaşlar, hemen direkt konumuza giriyorum ben ya. Türkiye abi, Furkan, Türkiye yurt dışında neden bir şeyler başaramıyor? Neden hep tökezliyoruz? Çok fazla o adamlara karşı oynamadığımızdan mı? Yoksa gidene kadar meta mı değişiyor? Nedir? Nedir bu başarısızlığın sırrı? Yoksa ligimizde ya, mi bir problem var? Bence şimdi Koray, mesela atıyorum senin oynadığın dönemlerden bile ele alalım. Türkiye'de herhangi bir takımın hedefi hiçbir zaman bence yurt dışına gidelim de yurt dışında şuraya kalalım, şunu yapalım, bunu yapalım olmadı. Biz bir şekilde çalışmalarımızı bile, takım olarak çalışmalarımızı bile sürekli Türkiye'yi nasıl kazanırıza göre yapıyoruz. Bölüyorum, çok özür dilerim. Mesela 2017 kadrosunu kurduğumuzda Supermassive'in Fab, Storm, ben, Zeitnot, Kışın, Dumble vardı bir de. O kadroda mesela her yerde MSI yazıyordu. Mesela hedefimiz direkt MSI'di. Bu sayede mesela ligi çok basit geçmiştik o sene. Yani mesela, hedefimiz direkt MSI'di, anladın mı? MSI'da evet, başarılı olmaktı. Mesela bu çok büyük bir etken, katılıyorum. Evet, bence çünkü mesela şöyle düşün. Biz mesela şu an, hani bu biraz şey gibi olacak ama mesela yurt dışında şampiyon pool'u konusunda sıkıntı yaşadık değil mi bu son gittiğimizde? Evet. Bence bunu yaşamamızın sebebi, atıyorum Supermassive zaten ligi kazanacaktı bence. Çoğu takım bunu düşünüyordu. Bence buradayken o çalışmalara başlamaları lazımdı. Eğer çok eksikse güzel. Bu arada. Belki bizim bilmediğimiz bir şeyler vardır. Bunu asla bilmiyoruz. Ama bence buradayken atıyorum bizim ormancımızda ufak bir sıkıntı mı var gördüğümüz? Yurt dışında sıkıntı yaşayacağımız. Burada atıyorum biz sonuçta bu ligi çok iyi geçirmedik bu sene için. Ben Galatasaray'dayken bize karşı deneyebilirlerdi. TP'deyken de deneyebilirlerdi. Yani adamlar zaten atıyorum yani yenecekti veya işte bize yenilse bile başkasını yenip çıkacaktı. O yüzden bence Türkiye'deyken takımların ileriye dönük, yani atıyorum metaya hemen adapte olmak, o çok önemli bence. Hemen adapte olmak. Ben mesela Sayez burada biliyor. Biz Five Run ile oynarken Shen diye yalvardım ben bizim takımdakilere. Hecarim oynayalım, Shen oynayalım. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Ama buradaki yani o adamlar zaten o Shen'i de, Hecarim'i de, Osunda Busunda her şeyi oynuyor. Adamların pool'u harbiden Uğur'un sözü gibi. You can swim in my champ pool muhabbeti var ya, harbiden öyle yani. E şimdi adamlar her şeyi esnetebiliyor, her şeyi alabiliyor. Sen bir şey alıyorsun, hop counter'ını alıyor. Sen bir şey alıyorsun, hop. Adam Vayne mid oynadı. Evet, ki hiçbir yani, şey yapamadık evet, yani karşısında. Büyük avantaj. Ve Sion'umuz var. Sion'u görüp alıyor. Hani biz o kadar çaresiziz ki Koray. Seti tapa yollamadık. Vayne aldılar. Biz seti tapa göndermeyip Wukong'u biliyoruz. Wukong set match'ı bu arada çok kötü değil. Hani ay kötü olmasa değil bile midde Vayne var abi. En basitinden Syndra al, Vayne tek var, ultiyle öldürsün yani. Basit. Yani adamlar pik yaparken ne düşünüyor? Düşünsene. Ya set zaten %100 mid tapa gönderebilir. Direkt kaybettin ha. Draft'ta kaybettin. Biz bunu Galacticos'a karşı yaptık işte. Syndra aldılar. Dedik ki tamam, bota gidemez. Hop, Luger çekti bota. Yok olduk. Evet evet abi, draft'ın evet, önemi burada işte yani. O yüzden şampiyon havuzun önemi de burada. Ya bu dediğin şey çok büyük avantaj. Yurt dışında ya da bir mesela oynadığın solo queue'da bile farklı bir şey gördüğünde bence onu denemen gerekiyor abi. Kompetitif evet, kesinlikle. Sonuna kadar katılıyorum. Evet. Yunus, söyle bakalım bence, sence niye başaramıyoruz? Ben şöyle düşünüyorum. Bence Türkiye'de mesela takım kadroları çok değişiyor. Hem oyuncu bazında. Hem de mesela Türkiye'de takımlar bence Türkiye'yi kazanayım. Yani anlık başarıya bakıyorlar bence. Evet, evet. Hiçbir takım şey yapmıyor. Nasıl söylesem. Mesela bir beşli kuruyor. Diyelim G2 bir beşli kurdu değil mi abi? Ya çok topik bir örnek bu ama bence. Adamlar bir beşli kurdular. Şu an iki senedir falan beraber oynuyorlar mesela. İşte MSI şampiyonluğu oldu. Ondan sonra bir Worst'te finale kaldılar. Yani adamlar bir kadro kurdu mu bunu devam ettiriyor. Ama Türkiye'de mesela Supermassive mesela 2017 size bir kadro kurdu. Örnek verirsek. İşte ondan sonra kadro tekrardan değişti. Sonra mesela bu senenin başında bir kadrosu vardı 5 Türk. Sonra mesela o tutmadı, olmadı. İşte bu sefer yabancılar geldi. Hani kadrolar hep değişiyor. O yüzden bence bana o yüzden başarılar gelmiyormuş gibi geliyor. Bir de eski senelerdeki Worlds'e bakarsak da bence bizim biraz oyuncular yetersiz kalıyordu. Türkiye'de evet, Türkiye'de çok iyi oluyordu belki de. Mesela işte yurt dışına çıktığımızda mesela
Spoon Stomage kadrosunda mesela jungle'da bir yabancı oyunculara karşı bir diff oluyordu mesela. Evet. Yani adamlar bir fark koyuyordu yabancı oyuncular. Ya Türkiye'de çok yeterli oluyordu belki. Ya Türkiye kazanarak ama yurt dışında çok da yetersiz kalıyorlardı bence diğer oyunculara nazaran. Aslında bu sene ben bence... Supermassive kadrosunda kimsenin yetersiz kalacağını düşünmüyordum. Kalite ben olarak. Ben de bu arada. Sadece şampiyon havuzunun bu kadar etkilemesi beni şaşırttı açıkçası. Şampiyon havuzundan dolayı açık oluştu yani. Yoksa ben Bolu'nun herkese kafa tutabileceğini düşünüyorum. Peki ben bir şey soracağım. Şampiyon havuzu diyoruz. Gerçekten tek problem orta koridordaki şampiyon havuzu muydu? Bence değildi. Ya yani şimdi ben en büyük problem oydu diyelim o zaman. Evet, bence de abi, en büyük problem oydu bu arada. Çok bak çok garip benim kendimce bir şeyim var. 2015 sonrası için bu. 2016'da kim şampiyon oldu? Dark Passage. Dark Passage evet. Kadrosu kim? Caps Zerze. Kim taşıdı? Caps Zerze taşıdı. Kusura evet, Cengiz. Hayır doğru bu arada. Ben her yayınımda da söylüyorum. Dümdüz taşıdı adam mı? Tamam. Geçtik 2017'ye. Frozen ve Move diye bir gerçek vardı. Sonra Crash geldi. Ay Japonya yok etti oraya mı? Rakan iyi oynadı bu arada abi. Oraya finale evet, kadar kim çıkarttı? Rakan evet, dünyanın evet, en güçlü şampiyonuydu. First pick Rakan atılıyordu Allah aşkına. Evet evet. Hani orada metayı yakalayamadı. Jungle mid mi diyorsun yani? Şimdi hayır ona değil. 2018'e geldik. Snowflower. GBM. GBM. Evet. Kim taşıdı orayı? GBM. Kusura bakmasın. Atıyorum yani burada kimseyi tabii ki de Fab da benden daha iyi oyuncu. Storm da, Zaytnot da hepsi benden kat kat daha kariyerli oyuncular. Anladım. Sadece, hep yurt dışından gelen hani oyuncularla mı alakalı? Yurt dışından diyorsun? Yurt dışından gelen bir oyuncunun yani direkt şampiyon yapıyor. 2018 yok 2019 kış mevsimi Fenerbahçe Ruin Kire'yi direkt şampiyon. Sonra abi adamlar bunları, gidiyor zaten. Ya o yüzden ben şunu hani yabancılar 2019 Pilot. Yani o yüzden abi kesinlikle Türk oyuncuların evet eyvallah orada oynayan oyuncuları sonuçta Zaytnot Snowflower'la oynuyor. Snowflower'la oynuyorsa Snowflower'da Zaytnot'un iyi olduğunu düşündüğü için oynuyor zaten. Beni koysan Snowflower diyecek lan bu kim? Atın şunu. Başka adam alın diyecek. Ama bizim bence Türk oyuncularımızın yani yurt dışı için hani o seviyeye mesela Armut falan çok iyi oynadı falan filan. Evet eyvallah iyi oynadı inşallah yurt dışına gider. Ama bence yurt atıyorum Boss diye bir adam. Baktığın zaman çoğu üst koridoru hani yanına koymazsın yani Lake top lane'lerine, LCS top lane'lerine. Evet, evet. Adam gayet işte Armut'a karşı iyi oynadı. Hatta solo da kesti bir kere. Matchup'tır, odur budur fark etmez. Sonuçta biz last pick top lane aldık. Biz last pick orada Sion alıyorsak orada atıyorum absürt bir örnek vereceğim yine. Wunder'dir, Nuguri'dir, işte Finn'dir, odur budur orada Sion almayacaktı abi. Aynen. Olay bu. Katılıyorum. Bence. Çok doğru söyledin. Evet. Türk oyuncuların gerektiğinde aslında çok büyük sorumluluk almayıp çok büyük işler başaramamasından dolayı diyoruz yani. Aynen. Aynen. Katılıyorum. Değil mi? İşte 5 tane nar olsa. Aferin. Başıma da direkt analiz. Bence bir de Türk oyuncularda şey oluyor abi. Mesela işte 2016-2017 örneği. Bence sen abi o zamanlar çok iyiydin. Oyuncu olarak. Ama bence Türk oyuncularında şey oluyor. Bence yabancılarda öyle değil ama hani bir başarı yakalandı mı sanki birazcık salmışlık oluyor. Evet evet tokluk yani oluyor canım. Aynen benim dışarıdan gördüğüm oldu. Mesela sen harbi süperstardın çok iyiydin. Ama mesela 2016'da diyelim Caps geldi. Ondan bence şey kalan bir tarafın yoktu aslında o zamanlar. Çünkü Caps diye bir oyuncu yoktu zaten. Katılıyorum. Zaten ben hep söylüyorum. O zamanlar oyuna gerektiği vakti ayırmadım. Biraz tokluk oluştu yani. Her şeyi başardım aynen, ettim. Bir de şey de oldu. 2015'te çok iyi gidiyorduk. Lan gittik abuk sabuk Japonya ile Maponya ile zorladılar bizi. Gidemedik wildcard'tan dünya şampiyonasına. 2015'te benim hedefim şeydi abi. Mesela oyun oynarken böyle o zaman zaten Challenger'da ilk onda 3 hesabım var. Oyun oynarken şey düşünüyorum. İşte herkesi yendim. Acaba Kore'dekiler ne yapıyor? Yurt dışındakiler ekstra ne yapabilir? Hani onlardan ne öğrenebilirim diye oynuyordum artık oyunu. 2015'te de dünya şampiyonasına gidemeyince, bunu göremeyince biraz da hedefim kırıldı. 2016'da kadro kurduk. Ben çok önemsemedim. Tokluk oluştu evet. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet evet. Yani erken doyuyor bizim insanımız. Katılıyorum. Evet, yani hedef Türkiye olduğu için bu arada. Ben o sene hedefim evet, yurt dışıydı. Çünkü ondan önceki sene 2014'te Samsung White bizi yendiğinde ben utancımdan koltuğun altına girmiştim yani. O kadar büyük fark olduğunu ben görünce çok üzülmüştüm. Evet evet. Ben o sene o farkı görünce zaten 2015'te çok çalıştım. Beni Türkiye'de biri ezdi ya da tokatladığı için değil. Yurt dışında bu kadar fark olması için, olduğu için yani. 2015'te de o hevesim kırılınca, yurt dışına gidemeyince, oyuncuların ne yaptığını göremeyince
dediği gibi 2016'da ben de biraz tokluk oldu ama hani mesela Türkiye'de kim başarı kazandı ki tokluk olsun? Mesela öyle bir problem de var, anladın mı? Evet. Ya evet, mesela evet. Bir kış mevsimini kazanıyor biri. Aa abi kral benim moduna giriyor direkt. Aynen. Mesela. Aynen öyle. Ya bir yurt dışına bir çık bir kardeşim, bir şeyler kovala mesela yani. Mesela Sayet kazanmadan o tokluk var adamda. Ya aslında Türkiye'yi kazanmak çok da zor değil bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani takımın, rakip takımın beşli oyuncusundan bir tık daha çok çabalarsa bence Türkiye'de kazanır. Abi, oyuncu en büyük örneği. Evet, oyuncu kalite farkı diye bir şey yok Türkiye'de. Yabancı gelmezse ya, bir kere Euro'in gelmezse bence herhangi bir 5 Türk'le aynen, bir tık daha fazla çalışarak kazanabilirsin Türkiye'de. Evet, öyle evet, düşünüyorum. Çok doğru bu arada. Şimdi bak, ben bir şey soracağım mesela. Sayet, sen şimdi şu an oyunculuk yapıyorsun. Sence evet, bu sene veya seneye niye yurt dışına gidemeyeceksin? Yeteri kadar çalışmıyorum. Bak, görüyor musun? Bu kadar basit. Adam kendisi söylüyor. Bayılıyor. Tamam abi, insan bu arada şey, herkesin hedefi ama de yurt dışı olmak zorunda değil. Türkiye'yi kazanmak da istiyor. Demek istediğim şey şu bu arada. Şimdi biz az önce ilk başta yurt dışında niye başarılı olamıyoruz? Çünkü hedefimiz yurt dışı değil falan diyorduk ya. Hı. Bu arada sadece söylüyorum, ben sanki atıyorum SKT'ye gideceğim buradan. Öyle bir şey zaten yok da. Hani burada örneklendirmek için söyledim. Yeterince çalışmıyorum dediği bile, şu an atıyorum ben esporcu olacağım. Diyen adamlardan daha çok oynuyor zaten. Yeterince çalışmıyorum dediği, Caps günde 20 maç atıyorsa bu adam 10 maç atıyor. Aynen. 12 maç atıyor. Mesela şu an Caps'in off cinsine baksak bile benden fazla oyunu vardır adamın. Adam ama evet, evet. Mesela. Çin'de 5 günde challenger mı ne oldu? Ya bir şey diyeyim mi? Adam. Ben de böyleydim. Yani Ertu abiye falan sor. Sabah kalkıyorum buradayım. Akşam hop oradayım. Başka hiçbir şey yoksa. 17-20 oyun fix her gün. Yani bu... O zaman tabii şeydi mesela, oyun çok oyun oynama sebebim. Şu an çok oyun oynamasan da olur bence. 10-15 oynayıp izlesen de yeter. Caps biraz manyak. O adam yani oyun oynamayı çok seviyor. Eğleniyor. Yayınlarını izliyor musunuz? Biliyorum, bilmiyorum ama. Oyun oynarken bu kadar eğlenemezsin. Yasak olmalı. En azından League of Legends yani. Ben hayatımda bu kadar eğlenen bir kişi daha tanıyorum. Ve Türk. Allah Allah. Kim çok merak. Ha evet evet. O da mesela çok sever. Bak. Oynarken tepki veren nadir insanlardan. Dumbledore işte, ben hiç unutmuyorum. Bizim böyle ufacık bir ofis gibi bir gaming house'umuz vardı 16.03'te. Ben şimdi aynı oyundayız ha. Duo atıyoruz. Oynuyorum böyle. Kill çıkıyor. Bir bakıyorum Mustafa'ya, kahkaha atıyor. Abi nasıl? Hala aynı. Ben de varım orada, kahkaha atıyor. Ve bu rank hani atıyorum, sallıyorum, master olmaya çalışıyoruz, challenger olmaya çalışıyoruz. Bu kadar nasıl eğlenebiliyor diyordum kendi içimden. Hiçbir zaman öyle eğlenemedim. Bence oyundan bu kadar eğlenebilmek çok önemli bir faktör başarı açısından. Ya bende şey olmuştu mesela 2015'te League of Legends'a herkes çok hakim değildi, anladın mı? Mesela Azir çıkıyordu. Ben Azir'i herkesten daha önce daha çok oynarsam alıp o hero'yla taşıyabiliyordum. Anladın mı? Şimdi mesela herkes her şeyi bildiği için 3 gün sonra herkes her şeyi oynayıp çoktan alışmış oluyor. Bence triklerine falan çok çabuk ulaşıyor. Evet mesela. Evet, her şeye ulaşmak daha kolay artık. Bence şu an mesela çalışmak istiyorsan en basitinden günde mesela 10 tane Azir oynaman lazım. Öbür gün 10 tane Orianna, anladın mı? Her matchup'ına hero'nun her şeyine hakim olman için bence her hero'yu her gün... Reckless öyle yapıyor. Bak, onu Reckless Huni'den öğrendi bu arada. Huni geldi böyle adamın çalışma şekline o kadar çok şaşırdık ki. Kaan'la birlikte, Elvind vardı o zaman yanımda. Adam bir geldi abi. Ryze o zaman yeni değişim aldı mesela. 10 tane Ryze oynadı o gün, gitti LCS'de oynadı. Hiç scrim'de oynamadı. Ve taşıdı mesela, maçı. Reckless direkt bir tane hero seçiyor. Takip edenler bilir. Jin atıyorum. O gün full Jin. Evet. Karşısına çok büyük avantaj gelmiş, bu. O gelmiş, bu gelmiş. Umurunda değil. Evet bak, hem de tüm matchup'ları biliyor. Karşı jungle matchup'ı, support matchup'ı, AD carry, her şeye karşı oynamış oluyor adam. Evet, bunu yapan çok az insan var mesela. Ya hem de o şeyi de sağlıyor mesela. Jin neye karşı zayıf? Onu da öğreniyorsun. Aynen, aynen. Karşısı Jin aldığında onu da çok rahat. Hangi durumlarda zorlanıyorum evet, mesela? Evet, evet. Onlar çok ya büyük avantaj yani. Evet. Ya yapan insan sayısı az. Bizde biraz daha bu işin sonuçta eğitimi yok arkadaşlar. Yani hiçbir yerden kimse öğrenmiyor. Nasıl diyeyim? Hani günde 10 tane Jin oynama... Ya işte Furkan'dan işte YouTube kanalından öğrenebilirsiniz. Ne bileyim. Başka öğretici ne var bilmiyorum. Ben işte laning anlattım biraz. Böyle biraz kabataslak laning anlattım vesaire. Ama bu işin kuralı diye de bir şey yok. Hani sen nasıl alıyorsan aslında... İzleyerek öğrenen de çok vardır mesela, oynamaktan çok. Ben mesela patch notları çıkardı. Yine Dumble'dan örnek vereceğim. O patch notlarını okurdu, ben okumazdım, anladın mı? Oynayarak öğreniyordum. Ben de oynayarak öğreniyordum. Ben daha çok seviyordum öyle yani. Aynen. O mesela okurdu, anladın mı? Beni azarlardı mesela. Niye okumuyorsun? Abi mesela ben şeye çok şaşırıyorum. Mesela şu an bana işte atıyorum insanlar. Abi yeni itemlere baktın mı?
Abi niye bakayım ki? Şu an ne kazandırıyor? Ya bu arada ben hani, de hiç bakmadım ya. Hani gelecek, zaten göreceğim. Sonra Google'layacağım bir iki. Diyeceğim ki bu item ne yapıyor, bu ne yapıyor. Hop bitti, tamam. Hani bence önceden araştırmak o tamamen keyif işi. Mesela o hikayeleri falan okuyorlar ya. Ha, evet evet. Biz istatistik önemli bizim için. Neyse, konudan çok dalmayalım abi. Özet olarak yani Vietnam'ın ve Rusya'nın, özellikle Rusya'nın bu sene bu kadar başarılı olma sebebi özet olarak ne yani? Yani bence draft'tan ve oyuncular bizimkilerden daha iyi oynadı o gün. Ben oyuncuların bizim oyunculardan bence daha iyi olduğuna inanmıyorum. Nomaz daha iyiydi. Draft ve özgüven evet. Bence. Nomaz mesela ya bilmiyorum, Bolulu çok zayıf gözüktü Hermide karşı. Çünkü evet, Nomaz mesela, ben ikinci draftı söyleyeceğim bu arada. Üçüncü pikten direkt Kassel'in attı. Yani o direkt bence özgüvenle alakalı, bir de büyük ihtimalle biliyorlardı Bolulu'nun herhalde cezalandıramayacağını. Evet, o yüzden öyle bir şey aldılar. Ben sizin söylediğinize katılmıyorum yani. O scrim, biz mesela Unicorns of Love'la scrim falan atıyorduk. Biz bile yeniyorduk. Hatta Saez Nomaz'ı kaç kere kesmişti. Hiç unutmuyorum. Aynen. Hani Saez Zoe oynuyordu, o Azir oynuyordu. Ama adamların, ben zaten Ruslar, atıyorum Counter oynuyorsun. En troll iki ülke. Rusya, Türkiye. Yani maalesef ki böyle. Ama adamlar oraya geldiği zaman ciddiye bağlıyorlar. Ve bence ben oraya gelmeden önce de, ben mesela o grupta PSG'nin çıkamayacağını, LGD ile UOL'ün çıkacağını düşünüyordum. Zaten UOL birinci olarak çıkıyordu neredeyse. Tiebreak'te yenildi PSG'ye ve inanılmaz öndeyken maç sattılar. İzleyenler evet. Biliyordur. Unicorns of Love çok iyi turnuva geçirdi. Evet. Ama geçen sene de böyleydi Koray, bu adamlar. Geçen sene Clutch Gaming'e biz Royal Youth'la 3-0 kaybettik. Bu adamlar 3-2 kaybetti, son anda kaybetti. Ve Clutch Gaming'in o zamanki kadrosu kim? Huni var üst koridorda. Huni var, support'ta Vulkan falan var. Yani 7 kere de Kodisan var. Bu adamlar gerçekten çok üst düzey oyuncular. Özet olarak işin ciddiyeti draft, çalışma mı? Ne diyoruz yani? Yani evet, çalışma, bence tamamen öyle. Özgüven de bence ya. Özgüven de var diyorsun. Evet, yurt dışında mesela ben de mesela abi oyuncu nasıl olsa rakibim beni tanımıyor deyip agresif oynayıp üstüne çıkabiliyordum. Hiçbir zaman geriye düşmedim hiçbir maçta yurt dışında. Tanımıyor abi adam beni. Kafasına vuruyordum yani. O da öyle bir avantajdı. O da bana özgüven veriyordu mesela. Yani mesela bir de bence ilk iki gün biz iki tane çok güzel galibiyet aldık ya. Hı hı. Şımardık. Mesela bizim mi? Hayır, bence şımarmadık. Bence şu oldu. Biz ilk iki gün aldığımız galibiyetlere bak. Bir tanesi Wukong Nidalee. Diğerinden oynadık Hecarim Shen. Zaten bu çarları biz zaten Türkiye'de de bu adamları aldığı zaman direkt taşıyorlardı. Evet. O bizim en güçlü silahlarımızdı. Hı. Orada şöyle bir kumar oynanılabilirdi diye düşünüyorum ben. Hecarim Shen bence gidip Team Liquid'i de yapsak bile yenerdik. Bak ciddi söylüyorum. Hani ilk defa oynasak orada. Kumar şöyle oynanabilirdi belki, bu benim düşüncem. O pikleri Team Liquid'e saklayıp diğerlerini başka şekilde yenmeyi bekleyebilirdik belki. Anladım. Olabilir de aynı. Evet, yurt dışında da başarı zor yani. Aslında kolay değil arkadaşlar. Sonuçta rakip tabii tanımadığınız ki rakip. Ama ne bileyim, Vietnam gibi, Rusya gibi bölgeler bunu yapabiliyorsa. Kakaolu, Snowflower'lı, ne bileyim. Yani ne oyuncular geldi geçti yani. Böyle oyuncularla niye biz başarı elde edemiyoruz? Bizim çapımızda cevabı buydu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumlar için Sayze ve Çerez'e de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık abi. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videoyu. Devamı gelir umarım. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.